Günaydın arkadaşlar, vloguma hoş geldiniz. Bugün, ay yüzüm gözüm o kadar şiş ki. Bugün resmen bir ev vloguna başlıyorum. Bir saniye, birazcık dışarı çıkmam lazım, çok daraldım. Daha şimdi uyandım, gözlerimi yeni açtım, zaten belli oluyordur. Çok kötü görünüyorum, göz altlarım falan şiş. Madem evdeyiz, ev vlogları gelsin. Seviyorsunuz ev vloglarını izlemeyi. Dedim ki neden ben de çekmiyorum. Öyle, şimdi birazdan kahvaltı falan yapıp çıkacağız. Dışarıda aslında bir işimiz var ama o hani size şu an açıklamak istemediğim. Şöyle geçeyim, çok ses var. Şu an size açıklamadım, hani sürprizli bir durumla alakalı. O yüzden onu çok fazla gösteremeyeceğim size ama bir dışarı çıkıp işte birkaç saatlik bir işimiz var. Daha sonra eve geçeriz. Ben de diyorum ki neden puslu çekiyor? Ekranını silmemişim. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra çıkacağız. Sonra galiba görüşürüz tekrar. Bugün çok enerjim. Merhaba Dezgi. Kahvaltı team hazır. Arkadaşlar zoraki kahvaltı bugün. Canım istemiyorum. Ama işlerimiz var, o yüzden size söylemeyeceğim işlerimiz. Gizli. Çok önemli. Ben kahvaltımı yapacağım. Daha sonra ne yaparım bilmiyorum. Bu arada bu vlogda ne yapacağım onu da bilmiyorum. Boş boş konuşacağız yani, sürekli boş yapacağız. Kahvaltımı yaptım. Öyle, şimdi hazırlanıyorum. O kadar soğuk ki. Ben bu siviti giydim, içine kısa kollu giydim. Üstüne de bir kalın sivit daha giyeceğim. Çünkü hem motosiklete biniyoruz, yani biz motosikletle gidiyoruz her yere. Hem de gezeceğiz, birazcık yürüyeceğiz dışarıda. O yüzden kalın giymem gerek. Şu anda evde muhtemelen cinnet geçireceğim ama mecburum. Gerçekten çok soğuk ya. Zaten şuraya bakın. Ay, şişko gibi oldum. İstanbul'a geldiğinden beri herkes şey diyor. Ezgi, eskisi gibi giyinmiyorsun sanki. Eskisi kadar şık değilsin falan. İmkansız çünkü çok soğuk ve sadece hani üşümemek için giyiniyorum şu anda olduğu gibi. Ya beni şu kılıkta hiçbir insanoğlu bugüne kadar görmemiştir Antalya'da. Gerçekten yani mecburum böyle giyinmeye. Bu da benim birazcık psikolojimi bozuyor. Bozmuyor değil ama yapacak bir şey yok. Üşümektense kötü görünmeyi tercih ederim. Biz şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar çıktık ve buharı görüyor musunuz? Çok soğuk. Motosikletin haline bakar mısınız? Yağmur yağmış ve sırılsıklam. Nasıl oturacağız buraya bilmiyorum. Saçlarım çok kötü. Evet, Ufuk şimdi motoru silecek. Şuraya bak, domuz gibi oldum, kıpırdayım. Şeyi bile yani, kollarımı bile oynatamıyorum. Benzetme de süper oldu Ezgi. O kadar kalın ve kat kat giyindim ki. Domuz daha böyle domuz yani, anladın mı? Daha dolu iyi. Dolu. Evet, dolu dolu geldi. Oh, tertemiz oldu. Neyse biz gidiyoruz. İndiğimizde inşallah bu yağmurda mahsur falan kalmazsak görüşürüz. Rezil olmamız yok mu? Bir kere rezil olmuşluğumuz var bu arada, sırılsıklam. Sen onu sildikçe yağmur yağmaya devam ediyor. Hemen oturmamız lazım. Arkadaşlar çok fazla video çekemedim çünkü donuyoruz. Ufuk'la geldi şimdi. Gerçekten böyle bir soğuk olamaz. Yani eksi 20 derece falan abartıyorum. Eksi 20 derece değil mi hava şu an? O kadar değil ya. Yani gerçekten çok soğuk ya. Çıldırmak üzereyim. Ay boğulacağım, hareket edemiyorum. Neyse biz eve geçiyoruz. İşimizi tam anlamıyla bitirmedik ama bence yani bugünlük bitirdik diyebilirim. Çünkü çok yoruldum ve çok üşüdüm. Gidiyoruz, yemek falan yiyeceğiz. Bu ne? Herkes onların etrafında. Herkes onunla ilgileniyor. Kimse benimle ilgilenmiyor. Niye ben de onlar gibi yakışıklı değilim? Yeter! Yani iki gündür böyle sürekli sular kesiliyor. Delirmek üzereyim. Her şeye geçip çişim var yani, öleceğim. Spora falan gittim. Gerçi sporda çok fazla bir şey, hani spor yaparken video çekme olayını çok sevmiyorum. Çekemedim ama egzersizle alakalı video istediğinizi hala biliyorum. Onu da yapacağım, merak etmeyin, en kısa zamanda. Dediğim gibi zaten evdeyiz. Muhtemelen spor salonları da kapanır yakında. Ben evde spor yaptıkça sizinle paylaşırım. Biz bir saat 5-6'da gelecekmiş sular. 6'ya kadar ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda ufağa
Bir şeyler bakıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Aa, bu arada Trendyol linki bırakacağım size aşağıya. Oradan böyle en sevdiğim favori parçalara ulaşabilirsiniz. Aa, tweetleri çok güzelmiş. Buraların halini böyle görmenizi istemezdim ama çok bir şey yok. Su yok. Patlıcanla ne yapacağım? Fırına atacağım bir daha. Köfte yapacağız. Resmen bir dram yaşanıyor şu an. Asla durmuyor ya. Asla yani. Yine düşecek. Şimdi kıymayı yoğuracağız, okey. Sonra elimizi nasıl temizleyebileceğiz? Onu bilmiyorum. Elektrik süpürgesi açmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, köfte nasıl? Maydanoz koyayım mı köfteye? Var mı? Yersen. Pişmiş yiyebiliyorum ya. Şöyle. Arkadaşlar, herkesin yemek yapması farklı şimdi. Aynı şey olabilir. Mesela babama kalsa, üf bu körü galiba, bunu koymayalım. Babama kalsa mesela, üf buna bir ekmek falan atıyor yani içine. Soğan mesela kesin kıymanın içine atıyor. Ben kıymanın içinde, köftenin içinde soğan sevmiyorum. Böyle ağzıma gelince diri diri. Ya 45 dakika kaldı gelmesine ama gelmeye de bilirmiş. O yüzden ben çok endişeliyim. Altıma işeyeceğim. Bu ayrı mesele. Size şimdi bu arada bu bir hani ben diyet olayını sevmiyorum. Diyet yemeği falan değil de sağlıklı hani normalde ne yiyoruz ne içiyoruz. Onlardan o meyvelerden bir tanesi olacak bu. Hadi bakalım. Ay. Merak etmeyin, elimi yıkadım az önce hazır suyla. Zenginlik böyle bir şey. Size şu an kameranın seviyesine inmeye çalışıyorum. Zor şartlarda çekim yapıyoruz. Bu arada şey, telefonun tripodu vardı. Artık yok. Dışarı çıkamamak, gerçekten sosyalleşememek falan. O kadar sıkıldım ki bu meseleden. Anlatamam size. Yani bir an önce bitmesi lazım gerçekten. Yoksa insanlar kafayı yemeye başlayacak. Şeyler değil yani, aciller değil, tımarhaneler de olacak gibi bir his. Mükemmel. Ya şu an nasıl bir pozisyonda köfte yaptığımı gerçekten inanamazsınız. İstanbul'a geldim. Biliyorsunuz. Geldim ve hiçbir yere gidemiyorum. Her yer kapalı. Allah'tan ama biraz erken gelmişim. Yani biraz gezebildik. Biraz gezebildik. Eylül ile Ekim arası gezebildik. Doğum günüme kadar. Doğum günden sonra tabii sıkıntılar başladı. Ama neyse, yapacak bir şey yok. Bitsin de şu bir an önce. Doğal doğum gününü kutlayabilirim. Birçok insan evet doğum gününü kutlayamadı. Şey açısından iyi oluyor ama. Hani video ve içerik üretme açısından iyi oluyor. Çünkü yapacak başka işiniz yok. Kafanız dağılmıyor. Sadece video çekebiliyorsunuz. Ben şu köfteleri bitireyim. Bitirdikten sonra tekrar açacağım. Evet, köfteleri hazırladım. Şimdi sebzelerin pişmesini bekliyoruz. Sebzeler birazcık piştikten sonra bunları da tavaya atacağız. Şimdi sebzelerin pişmesini bekliyoruz. Çok acıktım. Gerçekten açlıktan ölmeme böyle 5 dakika falan kaldı. Şuralara bak, çekmeceleri falan açık bırakmışım, rezalet. Tontiş ayıcığım. Ona bir isim arıyorum bu arada. Hala bulabilmiş değilim. Lütfen isim önerileriniz varsa bana yazın. Ne diyecektim? Ha, Titan'ı Instagram'da çok soran oldu. Gerçi Instagram'da söyledim ama şimdi yine görüp böyle beğenirseniz diye tekrar edeyim. Ben bunu H&M'den aldım. Bayağı güzel bir tayt bu arada, gerçekten inanılmaz rahat, asla iç göstermiyor, biliyorsunuz en önemli şey o. Şu an şey, ışık kötü burada, o yüzden burada devam etmeyeceğim konuşmaya, içeri geçeyim. Taşınmanın en kötü yanlarından bir tanesi, henüz bir düzen oturtamadığım için böyle her şey hani burada. Mesela bu kadar makyaj malzemesi getirdim İstanbul'a. Gerçi gerekli olacak her şey burada var bu arada, yani her şey burada ama yine de böyle işte atıyorum büyük far paletlerim falan yok. Böyle 2-3 tane far paletim var burada. Aa, far paleti demişken ne dersiniz? Şu ürün yeni. Bunu size çekilişle vermemi ister misiniz? Beğenir misiniz? Durun göstereyim hemen. Şöyle bir far paleti. Aslında renkleri de çok hoş. Bunu çekilişle hiç kullanmadım bu arada. Bunu çekilişle gönderebilirim. Yorum bırakın. O zaman şöyle yapalım. İsteyenler aşağıya lütfen yorum bıraksın. Bu güzel far paletini. Belki yanında da böyle sürpriz bir şeyler koyarım. Çekilişe katılmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Bir de eğer istiyorsanız hani sizinle daha rahat iletişim, hızlı iletişim kurabilmem için
mail adresinizi yazabilirsiniz ya da Instagram hesabınızı yazabilirsiniz. İçinde 7 tane bitki bulunan, gerçekten aynı zamanda kirpiklerinize bakım yapan bu maskarasını hediye edeceğim paletin yanında. Bence böyle anlık, plansız, tatlış bir çekiş oldu. Burada duruyor çünkü kullanmıyorum. Bir tane ben palete takınca kafayı takıyorum. Başka bir şey kullanamıyorum. Buralar çok dağınık. Hiç hani çekmece falan yok bu masa çünkü. Bir işte makyaj masası olarak bunu aldım geçici olarak. Size şu tatlış fotoğraflarımı göstereyim. Burada gerçekten çok 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 en sevdiğim arkadaşlarım yani. Ufuk zaten az önce gördünüz. Benim canım yani canımdan öte. Gerçekten çok yakın arkadaşım. Burada da en sevdiklerim var ya gerçekten. Ufuk, Merveşum, Kaan. Kaan'ı falan zaten hepiniz Instagram'dan biliyorsunuz. Büşra, kuzenim. Böyle arkadaş grubumu, arkadaşlarımı çok özledim ama yapacak bir şey yok yani şu anda. Nasıl dayanıyorum, nasıl oluyor bilmiyorum. Dün birazcık böyle şey çıldırdım artık yani. Dedim ki ben yapamayacağım galiba. Çok özlüyorum ya. Başka hiçbir sıkıntım yok. Sadece çok özlüyorum ailemi ve arkadaşlarımı. En büyük problemim şu anda burada bu. Hani onlar yanımda olsa hiç sıkıntı yaşamayacağım. Ama bilmiyorum, bir şekilde buna da alışacağım galiba. Bu arada dinlerken en çok eğlendiğim şarkıyı açacağım. Arka kamerayla yapmak zorundayım bu işi. Çünkü cidden çok kötü çekiyor. Şu an ortada mıyım? Sadece şey yapacağım. Salata yaptığımı bildirmek istedim. Evet. Bu arada bıçaklar da kesmiyor. Bıçakların hepsi kirli. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Evet, kesmiyor. Aa, arkadan müzik çalıyor arkadaşlar. Telife girer. Hemen gidiyorum ben. Bay bay. Salata yapıp geleceğim. Geçen bir salata. Kırıyorum. Ufuk pilavı yaptı. Sebzeyi de birazdan göstereceğim. Bunu da atıyorum. Ay, çok acısı, çok güzel kokuyor. Ufuk yoğurt almayı unuttuğu için ben yoğurt almaya gidiyorum. Çok karanlık şu an apartman, bir saniye. Hemen yoğurt alıp eve geçeceğim, yemek olmak üzere. En yakın markete geldim. Ya, karman çorman olmuşlar ya. Şu muydu? Aa, hayatımda gördüğüm en dağınık market olabilir. Evet, yemeğimiz hazır. Bir arkadaşımız daha gelecek. Şimdi onu bekliyoruz. Sonra ben yumulacağım. Yemekler şahane görünmüyor mu? Bu... Bu nasıl bir harekettir yani, oturacak. Sıcak diye yaslandım buraya. Allah kahretmesin. Bekliyorum. Ya. Bekliyorum. Instagram'da takılmak gibi. Hemen Instagram'ını stokluyoruz. Keşfetinde neler varmış. Bu geçenki köpeğe benzemiyor mu? Evet. Ay, tipe bak. Yürü. Tuvaletteyken de bir rahat bırak ya. Ya çok tatlı. Dapış da böyle işte. Köpte bile geliyor. Ben Ufuk'u burada kendiyle baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu normal bir şey değil. Çok açım. Sular geldi bu arada. Müjdemi isterim. Vlog çekiyordum da. Seninle çekiyorsun. Sizi Sercan'la çalışıyorum. Merhaba. Kanalıma hoş geldinizdir aşkım. Öldük açlıktan, öldük koş. Bir dakika. Biz yemeğimizi yiyoruz. Birazdan belki görüşürüz inşallah. Umarım, bay bay. Nasıl sinirlendim bak, kaç almışım 10 üzerinden. Sence niye öyle bakıyorsun? Çok şey bakıyorsun, dövecek gibi. O ben olsam çok keskin geldi gözüm. Korkarım çünkü. Sen bir de şöyle bak. Ben bak, keskinliğim daha çok arttı. Aa, bak şu an çok iyi olduk. Sercan sustun. Ya ne yapalım işte. Kamera sorun... korkusu mu? Kamera korkusu olur mu canım, ben çoktan beri ünlüyüm zaten kendime gel. Nesin işte, ha çoktan, evet. Çoktan beri ünlüyüm de. Nerenin ünlüsüsün? Nişantaşı. Aa, Nişantaşı'na takılanlar bilir seni o zaman. İzada Kamakos'a ya sanırım. Yeah. İyi kötü bir şey mi bilemiyorum ama. Oyun mu oynuyorsun? Evet, can sıkıntısı. O oyunun müziği bana telif. Direkt vallahi kesin hem de. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin yani. Biz şeyi bekliyoruz bu arada heyecanla. Hafta sonu tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi falan filan. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bekliyoruz. Neyse işte onu bekliyoruz şimdi. Galiba yasak gelecek. Bugün son günümüzdü muhtemelen. Bugün olmasa da bu hafta. Bu hafta değil mi?
Neyse benim kolum ağrıdı ya. Siz hiç konuşmuyorsunuz. Dedikodu yapmıyorsunuz. Geçen arkadaşla vlog çekiyorum. Sürekli böyle açıyorum. Hadi dedikodu ver. Hadi dedikodu ver. Çünkü Ezgi yok yani. Ne söyleyebilirim? Bir şey yapıyor insanların. Ya da mesela bir şey biliyor. Diyorum ki tamam hadi bunu anlat. Diyor ki, ama isim verme diyorum. Bu sefer hiçbir şeye benzemiyor anlattığı şey. Zevksiz. Çok keyifsiz oluyor yani. Şekil aldık ileride. Biz gidiyoruz o zaman yine. Gidiyoruz. Toplantı gidiyoruz. Bay bay. Gece saat 21 ile sabah 5 arasında yasak var. Genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Abi ağlayacağım. Bu kısımda manav gibi işletmeler ile vazgeçilmezimiz. Şey şömine. Nasıl buldun şöminemizi canım? Yani iki tane odun olması güzel. Sağ soluma bakınca içim açılıyor. Erkeklere karşı böyle erkek arkadaşım, flörtüm falan çok odunumdur. Ya odun muyum Ufuk? Derin, 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 derin. Arkadaşlık konusunda hayır. Ama aşk konusunda bilemem. Evet, aşk konusunda odun. Aşk konusunda odunum, evet. Yani bu hali erkekler getirdi. Yemin ediyorum ya. Ben böyle duygusal, ben... Kendi kendisinin yaptığı hataları hiç zaman görmez zaten. Yok, hiç hatam olmadı çok şükür. Prenses. Oho, herkes telefonda yine. Ben karnımı doyuruyorum. Yani yine tıkınmadı. Yapıldığı için arkadaş. Kahve yapalım hadi. Sercan alışamadı kameraya bence, o yüzden hayır, dedim. Hayır, hiç tarzım değil bu tarz şeyler. Ya hiç sevmem. Kalkarım ya, saat 10.30. Yılbaşı ağacımı kurayım. Aa, kahvenin içi de öyle gitti. Yılbaşı ağacımı kuracağım daha. Vallahi. Daha saat 10.30. Ondan ben siz gelseydiniz dedim ya. Ay, Viloma da malzeme çıkardı ama biz üşendik. Sizin yılbaşı ağacınız nerede? Ufuk bana yapma Ufuk. Ay, bu cidden migren falan tutturur ha. Direrirerirerim, direrirerim, direrirerim. Gideyim saat 10.30. Daha yılbaşı ağacını kuracağım ben. Bugün mü? Hı. Dünden beri çıkarttım yayının ortasında. Dursun. Aa, bizim kahvemiz bitmişti. Yani filtremiz yok. Normal kahvemiz var. Türk kahvesi var. Yetmez mi? Bana yeter canım. Ben makineden yapacaksın diye bu güzel anı videolayacaktım. Tamam, makine için geldin sen. Ya tabii ya. Ki. Ama tabii almayı unuttuk. Yokmuş arkadaşlar. Yokmuş arkadaş, evet. Yine Ufuk protein tozu içiyor. Gerçekten içim dışım protein tozu, işte neydi? Kreatin, BCA, ne varsa ne bulursa içiyor. Ben artık böyle bir Hilmen görmekten korkuyorum. Onlar kapanmadı mı ya? Spor salonların kapanmadı. O yüzden çok mutluyuz şu an ama... Bir kas göster bakalım. Hayır. Aa, ne çıkıyor, ne çıkıyor? O kadar büyük ki. Şu an, hayır, en azından şu an kapanmadı. Kapanırsa eve küçük bir spor salonu yapacağız. Yani yüzme salonları kapanıyor, havuzlar falan. Ben de anlamadım ya, spor salonu. Spor salonu demedi. Demedi. Değişik. Kapanır da bir iki hafta daha bence gidebiliriz gibi. Göreceğiz bakalım. Evde ne yapabiliriz onu düşünmek lazım sana. Ben bütün bir 4 ay karantinada evde yaptım spor. Gayet de iyiydi. Ben de. Sen rahat ol. O iş bende. Sürekli video çekeceğiz spor yapıp. Ay, hepsini çektim. Hepsini. Saçlarımı kestim karantinada. Duvarları boyadım evi. Kadınların kendi saçını kesmesi daha kolay. Çünkü önüne getirip görebiliyorsun abi. Ben saç kesmek çok zor. Ben babamın saçını kestim. Nasıl şöyle arkadan. Ben babamın saçını kestim makineyle. Makine aldım ona. İşte birisi kesebiliyor. Ben de karşı komşuyu kestim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok zor bir şey. Artı babam... Bu arada çok videoya çekmek istedim. Babam kabul etmedi tabii ki bunu. Oo, git işine falan dedi. Çekemedim. Ama çok çekmek istemiştim cidden. Keyifli bir şey değil. Babam sürekli bana kızdı. Şunu şöyle yap. Bunu böyle yapamıyorsun falan diye. Oysa ki çok da güzel kestim bu arada. Fotoğrafları vardı da bu şekilde. Bu şekilde dışarı çıkabildiyse. Çıkabildi. Ben berberimden daha iyi kestiğini düşünüyorum. Berberi sonra, duymasın. Bir şey söyleyeyim mi? Hatta sonra karantina bittiğinde babam şey dedi. Gerek yok ya artık benim şeye berbere gitmeme. Sen kes falan dedim. Babacım yok. Teşekkür ederim. Almayayım. Derim. Arada derim. Kol çalış Ezgi artık derim. Ya. Arkadaşlar hiç kol çalışmıyor arkadaş. Biliyorlar ki. Asla kol full, çalışmıyor. Full bacak. Sonra böyle telefonu düşünün, iki saniye böyle tutamıyor. Bir şey söyleyeyim, harbi telefon kaç gram olabilir ki? Tutamıyorum şu an mesela, kolum uyuştu. Bir 150 ama bacağıma olsun. Koy 100 kiloyu, taşıyayım 3 saat yani, hiç sıkıntı yok. Sercan'ı uğurluyoruz 3 evetle. Arkadaşla görüşürüz. Canımsın.
Görüşürüz. Memnun oldum. Arkadaşlar ben yine müthiş bir hafızaya sahip bir insan olduğum için vlog kapanışını yapmayı unutup yatmışım. Tam böyle uyuyacakken dedim ki oha ben vlog çekiyordum. Saycan'ı gönderdikten sonra vlogu da unuttum tabii ki. Birazcık erken bugün 12-12.30 gibi dedim ki yatağa gireyim. Çünkü benim uykuya dalmam bir 4 saat falan sürüyor. O yüzden dedim ki bugünlük vlogu bitireyim. Belki yarın devam ederim ya da belki spora gittiğim gün devam ederim. Bir gün boşluk olabilir bilmiyorum. Ama şimdilik bugünlük vlogun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve ev vloglarının devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden.